Takımın tabii gerek en son Fransa ile oynadığı maç, ondan önce Fransa'nın içerideki evimizde olan maçı gerçekten inanılmaz mutlu etti. Hepimizin tüylerini diken diken etti. Çok güzel bir mücadele oldu. Milli takım iyi bir jenerasyon yakaladı. Tabii bizim için Başakşehir Futbol Kulübü için ayrıca mutluluğu şu. Bugün baktığınızda ülkemizin Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi güzide takımlarının içinde baktığınızda ilk 11'inde 2 tane oyuncu var. Başakşehir'den 3 tane oyuncu var. Bu bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesi. Ya baktığınızda gerek Mert, gerek Mahmut, gerek İrfan Can Kahveci. Ki yani bunun yanında da baktığınızda 4 yıl önce futbolu bırakmayı düşünen bir Emre Belezoğlu'nu düşündüğünüzde ona kucak açıp inandığımızı ve bu ailenin içine katılmasının onun gene hayata futbola döndüreceğine inandığımız için o gün davet etti. Kendisi de geldi. Bu ortamda, bu ailenin içinde hem mücadelesini verdi hem de biz de destek olduk. Baktığında 4 yılda futbolu bırakacak birisi bugün gene milli takımın en önemli oyuncusu ve kaptanlığını yapıyor. Onun yanında Cengiz Ünder aynı durumda yani baktığınızda bize geldiğinde bir sene içinde ki biz 2 sene 3 sene içinde bu çıkışı yapacağına inanıyorduk. O bir sene içinde hepimizi şaşırttı, bu tarihi yazdı. Bugün baktığınızda Roma kulübünde muazzam bir çıkış yaptı. Sözleşmesi tekrar uzatıldı ve bugün milli takımın en önemli oyuncusu. Yani baktığınızda 3 artı 2 gibi. İlk 11'de oynayan. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu projenin çok önemli bir proje olduğunu, Başakşehir'in 5 yılda gerçekten Türk futboluna her açıdan çok önemli şeyler kazandırdığını, hatta milli takım önemli oyuncular kazandırdığını, sadece kendi başarısı değil, milli takıma da oyuncu kazandırdığını görüyoruz. Gene Ümit milli takımda aynı şekilde. Ümit milli takımın kaptanı Berkay, o da bizim yanımızda. Gene sol bek Cemali, o da bizim oyuncumuz. Şu an Eskişehir'de kiralık olarak devam ediyor. O da baktığınızda Ümit Milli Takım'ın ilk 11 oyuncusu. Dolayısıyla Başakşehir gayet iyi gidiyor. Ümit Milli Takım'a, A Milli Takım oyuncu vermeye devam ediyor. Dolayısıyla ben başta Nihat Bey'i, Federasyon Başkanı'nı, Şenol Güneş'i, hocamızı ve tüm oyuncuları kutluyorum. Gerçekten hepimiz bu mutluluğu, bu gururu bize yaşattılar. İnanıyorum ki milli takım her geçen gün daha da iyi bir performans yakalayacak ve inşallah bu gruptan lider çıkarız. Mahmut Tekdemir biliyorsunuz bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz bir oyuncu. Bugün A milli takımın vazgeçilmez oyuncusu. Sıfır maliyet. Bugün baktığınızda Mert Günok Bursa'da ikinci kaleciydi. Biz çok inandık, istedik. Onu da tercih edenler vardı. İkinci kaleci olarak değerlendirmek isteyen kulüpler vardı. O projeye inandı, geldi ve inanılmaz bir çıkış yaptı. Bugün baktığınızda milli maçta 8 maçta 6'sında kaleyi gole kapattı yani. Ve bildiğim kadarıyla 8 maçta 3 tane gol yedi. Yani bu çok inanılmaz bir şey ve şu an Avrupa takip ediyor ve takip eden kulüpleri de biliyoruz. Dolayısıyla İrfan Can Kahveci o zaman Gençler Birliği'nden çok ucuz bir maliyeti almıştım. İşte bugün inanılmaz bir noktaya geldi ki daha da iyi bir noktaya gelecek. İnanıyorum ona. Yani onun yeteneğine çok inanıyorum. O da yakın zamanda Avrupa'ya gidecek kalitede bir oyuncu yani. Dolayısıyla bunların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ona baktığınızda bir de bir yandan da hala kadromuzda A milli takımın kaptanlığını yapmış bir Arda Turan, bir de Mehmet Topal var. Yani onlar da yakın zamanda eski enerjilerini yakalayıp tekrar A milli takıma gireceklerine inanıyorum. Mert de, Mahmut da, İrfan Can Kahveci de, diğer oyuncularımıza da çok teklifler geldi. Fakat Başakşehir'de sürekli zirveyi zorlayan bir takım, sürekli hedefler olan bir takım. Dolayısıyla biz bu teklifleri olumlu bakmadık. Ama hani bugün Mert'in, İrfan'ın, Mahmut'un, Vizca'nın ve takımın çoğu oyuncunun Avrupa'da izlendiğini biliyorum. Ama bizim de hedefimiz var. Biz şu an hepsinin dışında kendi hedefimize doğru, özellikle zirveye doğru gene aynı yarışta bu sene de devam edeceğiz.
Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani ben bizim oyuncularımızın böyle bir galibiyetten sonra bugün baktığınızda ülkemizde bir Barış Pınarı Harekatı'nın yaşandığı bir dönemde bir milli maçın oynanması ve bu galibiyetten sonra duygularını bu beraberlikten, ondan önceki galibiyetlerde de ki yaptılar. Sevgilerini, duygularını, desteklerini asker selamıyla yollamaları kadar doğal bir şey yok. Biz Türk toplumu olarak hepimiz Mehmetçiyiz. Burada bir sıkıntı yok yani. Bugün bize de deseler atlar gideriz yani hiç. Orada bir sıkıntı yok. Onun için bence Alexander Caffer'in UEFA Başkanı'na bu çift standardı devam ettirmemesi gerektiğine inanıyorum. Bakın Şampiyonlar Ligi'ne katılma sistemini de değiştirirken gene büyük ülkeleri örnek aldılar ve büyük ülkeleri desteklediler. Bugün baktığınızda her konuda bir çift standart var. Yani Alexander Caffer'in de bu konuda Fransız bir futbolcunun kendi devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına selam verdiği zaman, asker selam verdiği zaman bir şey olmuyor ise bugün sadece bir maç müsabakasından sonra gelip asker selamı vermelerinden dolayı bir soruşturma açılıyorsa bu tamamen utanç verici bir şeydir yani. Ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yaptım. Yeterince de yaptım. Bundan sonra başka bir arkadaşa teslim etmemiz daha uygundur. Ben kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum.